Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının start verdiyi Art Circle, Dünya Rəssamlarını Gəlin Birgə Tanıdaq layihəsinin bugünkü qonağı Türkiyə Cümhuriyyətindən Burak Ərimdir. Gəlin Burak Ərimi sizinlə yaxından tanıyaq. Hoş gördük Burak Bey, sizi Azərbaycandan salamlayırıq. Buyurun, kendinizi bize takdim edin lütfen. Çok teşekkür ederim. Bu program için de, nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim. Sizinle beraber olmak, böyle bir programda olmak, söyleşi yapmak benim için çok keyifli. Ben Türkiye'de Eskişehir doğumlu, 1987 doğumlu Burak Erim'im. Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünü bitirdim Eskişehir'de. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde resim bölümünü bitirdim, eğitim fakültesi. Hemen akabinde de İzmir Yaşar Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı tamamladıktan sonra da sanat eğitimci kimliğimle beraber yaklaşık 13 yıldır da resim öğretmenliği yapıyorum. Sanatçı kimliğimin yanında da şu an aktif olarak Aydın Bahçeşehir Koleji'nde eğitim kurumlarında da görsel sanatlar dersi üzerine dersler veriyorum. Aynı zamanda Anadolu Lisesi'nde bir resim öğretmenliğim, aynı zamanda da ortaokul bölümünde de resim öğretmenliği devam etmektedir. Onun yanı sıra da aktif bir şekilde sanat fuarları, sergiler, kişisel sergiler, karma sergiler gibi etkinliklerde bulunmaktayım. Yani profesyonel sanat hayatımda da mezuniyetimden sonra da yüksek hocalarla, ustalarla beraber aynı sergilerde yer alıyoruz, aynı projelerde yer alıyoruz. Aynı etkinliklerde bulunuyoruz. Güzel projelerimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Teşekkür ederim Burak Bey. Cesur ve zırt renkler kullanıyorsunuz. Bu eserlerinize hem gerçekçi hem de düşsel bir izlenim kazandırıyor. Merak ettiğim, size bu ikisinden hangisinin daha çok hitap ettiğidir? Çok güzel bir soru. Evet, şu an arkamda da gördüğünüz resimde de zırt renkler var. Kırmızı, altta kırmızı ve üstte yeşil bulunmakta. Şu şekilde ben zıtlığı çok önemsiyorum. Yani evet, bu resimde de bu şekilde. Alt yeşil ve üst kırmızı. Bunları şu şekilde yorumluyorum. Daha bir etki yaratıyor. Daha bir plastik değer katıyor. Çünkü hani biz bisiklet olarak, objesi olarak değil de bir plastik obje olarak buna bakıyoruz. İşte estetik algısı, görsel kimliği, renk bilgisi, dokusu, detayı. O yüzden resim yaparken bunun her birini düşünüyoruz. Hani ben resimlerimi yaparken ilk önce arka planlarını yapıyorum, bir zemin hazırlıyorum. Bu bisikletler nereye gelecek, nasıl bir yere gelecek, nasıl bir mekan olacak, renk nasıl olacak, zıtlıkları nasıl olacak? Mesela bazen sadece ara tonları da kullanıyorum, yani ara renkleri de kullanıyorum. Örnek veriyorum, yeşille moru da çok beğeniyorum ben. Zıtlıkları da çok kullanıyorum dediğiniz gibi. Ama hiç aynı tonları kullanmamaya dikkat ediyorum. Çünkü neden? Biz hocalarımızdan şunu öğrendik. Yani resim renkli olduktan sonra, renk yaptıktan sonra, renk bittikten sonra biz bu resimlerin bir de siyah beyazına bakıyoruz. Yani fotoğrafını çekip siyah beyaz dengesine de bakıyoruz. Hani şimdi burada renk olarak hangisi açık, hangisi koyu, renkte pek anlaşılmıyor. Bunu siyah beyaz yaparak daha hangisi, daha çok genelde ben alt kısımları koyu yaparak resim hava alsın diye yukarı çok açarım. Ya da tam tersi yaparak yukarı bazen kapatırım, aşağıya açarım. Bunu resmin kompozisyonuna göre dikse, yataysa o şekilde bir programa eşliğinde bu resimlerimi yapıyorum. Teşekkür ederim Burak Bey. Burak Bey, tuvallerinizdeki renkleriniz gerçekten çok canlı. Yanı sıra bir melankolik hava da seziyorum. Bana katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Alıcıya da bunun gitmesini istiyordum. Çok da güzel yere değindiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burak Bey, tarzınız veya düşünce tarzınızı etkileyen sanatçılar var mı? Var, çok fazla var. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenciyken, üniversitede eğitim öğretimi alırken hep bir idolünüz oluyordu. Yani kişilik bakımından, duruş bakımından, sergiler bakımından. Yani kafanızda illaki bir Türk resim sanatından birilerini seçiyorsunuz. Mesela şu an yüksek lisansımı tamamladığım Umur Türker, yine tez hocalarımdan Atilla Atar.
Yani bu hocalarımın bir duruşları hem sergi anlamında hem iş kalitesi anlamında yani öğrencilik yıllarında mesela Hakan Esmer olsun. Yani o hocalarımızın gerçekten bu sanat hayatında bir duruşları, bir çizgileri var. Yani böyle isimler resim tarihinin çok önemli isimler ve iyi ki de böyle isimler var ki ben usta-çırak ilişkisini çok önemsiyorum. Böyle ustalarımız olacak ki biz o nesli biz kendi neslimize taşıyalım, biz devam ettirelim gibisine önemsiyorum. Teşekkür ederim. Burak Bey, insanların çalışmalarınıza verdiği tepkileri gözlemler misiniz? Evet, gözlemliyorum. Çoğu mesela en son Nurol Sanat Galerisi'nde bir sergim oldu Ankara'da. Hala sergimiz devam ediyor. Mesela izleyicilerden hep şöyle dönükler aldım. Bisiklet, neden bisiklet? Hep bisiklet sorusu çok fazla geliyor. Bazen de şu yorumları alıyorum. Ya ben bisikletlerinizi almak istiyorum, tablolarınızı almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorum. Yani benim hiç küçükken bisikletim olmadı. Her şeye sahibim. Ama hiç yani şu an her şeylerim var, evlerim var, yatlarım var, katlarım var ama küçükken hiç bisikletim olmadı. O yüzden ben tablolarınızı almak istiyorum deyip de öyle çok koleksiyonerim oldu. Yani o bisiklet küçüklüğe giden bir obje, küçüklüğe giden bir anı. Yani küçüklüğe dokunma gibi düşünüyorum ben. O yüzden hep bisikletlerden dediğiniz gibi böyle değişik değişik sorular geliyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Hani bisikletlerime sarılıp geçmişe dönen, eskiye dönen, anılara dönen çok koleksiyonerim oldu. İyi ki de oluyor bunlar. Yani ne mutlu bana ki bir sanatçı olarak böyle insanlara, böyle güzel insanlara dokunabiliyorum. Teşekkür ederiz. Burak Bey, resmin şekli ve rengi. Bu ikisinden hangisi sizin için daha önemli? İnanın ikisi de aynı anlamda gidiyor. Aynı yani şekil de benim çok ön planımda, dengesi de ön planımda, rengi de ön planımda. İnanın yemeğin lezzeti gibi düşünün. Yani tuzunu da bir miktar atıyorsunuz, salçasını da bir miktar atıyorsunuz. Yani her şeyi bir miktar attıktan sonra lezzetli bir şey çıkıyor. Yani inanın ben şu an diyemeyeceğim. Objesi benim için daha önemli. Objeyi yaparsınız, bisikleti çok güzel işlersiniz. Arkası onu itmedikten sonra o bisikletin hiçbir anlamı yok. Ya da arkayı çok güçlü yaparsınız ama o arkayı destekleyecek bir obje olmayınca ikisinin bağlantısı olmuyor. Yani her ikisi de bence eşit miktarda birbirini dengeleyici unsur olmalı. Hangisi daha zordur? İlk fırça darbeleri mi, yoksa çalışmanızı tamamlayacak olan son fırça darbeleri? İnanın ikisi de yeri geliyor, ikisi de çok zor oluyor. Ama şöyle diyebilirim, bisikletler ya da yaptığım iş ya da her neyse yapılan çalışma neyse eskiziniz olduktan sonra ilk fırça darbesi çok kolay oluyor. Çünkü bir yol haritasınız var. Düşünün buradan otobana çıktınız, yolu bilmiyorsunuz. Sonra sonra gittiğinizde o yol size çok şey gelir yani zor gelir yani yolu bilmiyorsunuz hiçbir şekilde bir şey bilmiyorsunuz yanlış yollara sapıyorsunuz geri geliyorsunuz yol size bir külfet oluyor. O yüzden benim bir yol haritam var resimlerimde. İlk fırça her zaman benim için kolay oluyor ama şöyle o eskiz dönemi çok sancılı geçiyor bizde de. Yani nasıl bir resim çıkacak? Üçlü bisiklet mi çıkacak? Dörtlü bisiklet mi çıkacak? Bir de ben resimlerimi yaparken bisikletleri kesinlikle internetten bir bisiklet fotoğrafı indirmiyorum. Bizzat benim kendi gözlemlerimden, kendi gözümden, kendi objektifimden çıkan bisiklet fotoğraflarını çekiyorum. Onların eskizlerini yapıp yayınlıyorum ya da çalışıyorum. Hatta şu an Ankara'da Platform A Sanat Galerisi'nde 4 Haziran'a başlayacak çok güzel bir sergi var. Eskizleriyle beraber resimler sergilenecek. Yanlarında eskizler, yanlarında da bitmiş halleri olacak. Çok güzel bir proje. Onu da platformundan Elif Hanım hazırlıyor o projeyi de. Öyle bir projede olmak da benim için. Çünkü ilk defa böyle bir projeye katılıyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Son darbeler biraz daha zor gibi geliyor. Tarzınızı belirlemenize yardımcı olan özellikler nelerdir? Şöyle, ben eğitim dönemimde olsun, yüksek lisans dönemimde olsun ya da artık ortamlara girme, sanat piyasasına girmeye başladığımdan beri
şu olacak resimlerinizde. Resimlerinize bakıldığında, bu buna yakın, bu bunun resmi, bu buna ne kadar çok benziyor denildiği zaman hayatta özgünlük olmuyor. Ben bu dönemleri de geçtim. Çünkü bir önceki konuştuğumuz sohbetlerde de vardı. Hocalarıma işlerim bir dönem çok benziyordu. Bu bunun işine çok benziyor. O zamanlar özgünlük yakalayamamıştım. Zaten o zaman daha öğrencilik yıllarınız. Yeni özgünlüğü yakalamaya, kendi kişisel kimliğinizi yakalamaya çalışıyorsunuz. Özgünlük, her zaman şunu söylüyorum. Resminiz başka bir sanatçıyı anımsatmayacak. Belki isminde o öler olabilir, o tarzlar olabilir ama resminiz bakıldığında isminizden önce, yani çalışmanızdan önce isminiz orada olmalı. Ya evet, bak Burak Erim'in çalışması bu fuarda var. Evet, Burak Erim'in sergisi, bu resimleri burada var. Yani insanlar gelip de gözlüğü takıp ya da yakınlaşıp ya bu Burak Erim mi ya da bu kimdi, bu kimin işi denildiği zaman özgünlük olmuyor. Özgünlük işinizden önce isminizin gitmesidir. Teşekkür ederim. Özellikle çalışma günleriniz var mı? Yoksa her gün resme vakit ayırabiliyorsunuz? Evet, şöyle şimdi yoğun bir eğitim programımız da olduğu için öğretmenlik kimliğim de var. Haftanın yoğun bir programında okulda öğrencilerle geçiyor. Ondan kalan zamanda bu akşam oluyor, akşam saatlerinde oluyor ya da hafta sonları oluyor. Ama okul da olsa, hafta sonu da olsa ne olursa olsun her gün muhakkak fırça elime almak zorundayım. Bunu yapmak zorundayım. Bir koleksiyoner, bir galeri sizi aradığında Burak Bey böyle böyle bir proje var, bizle beraber olmak istediğiniz denildiğinde ya elimde iş yok demememiz lazım. Her gün bizim çalışmamız gerekiyor. Yani bunu resim yapan dostlar da bilir. El bilek duruyor. Bazen yaz tatilleri oluyor ya da bazı programlar oluyor. Bir iki hafta, üç hafta elime bir fırça almadığım olduğu zaman inanın duruyor. Hemen eski resimlere bakıp referans alıyorum. Ya nasıldı, renk bilgisi nasıldı, zıtlıklarımı kullanıyordum, neleri kullanıyordum gibisini hemen beyin bunları öteliyor ki yeni programlar açıyor. İşte hava, güneş, yaz tatili, sıcak, araba, şu bu, hep başka şeylere odaklanıyorsunuz. O yüzden okul programınız da olsa, yoğun da olsanız muhakkak o fırça elinizde olacak. Günde bir saat bile olsa, iki saat bile olsa muhakkak çalışacaksınız ki ben resmin başına oturduğumda en az 4 saat çalışır. En az 4 saat. Ressam duygularını anlamayı mı yoksa anlatmayı mı daha iyi başarmalıdır? Evet, bu da çok güzel bir soru. Yine bunda da ikisinden birini seçemeyeceğim. İkisini bir koyacağım bitirine. Ben resimlerimde daha çok hem anlatmayı hem de karşılığının anlamasını istiyorum. Mesela bazı arka plandaki çok soyut olanlar, mesela şu resimde gördüğünüz gibi arkada sanki gün ışığı vurmuş gibi duruyor ama hatırlıları işte sergide diyor ki ya bu çöl mü, çölde mi bu bisikletler? Ya diyorum siz ne görüyorsanız, siz ne anlıyorsanız, hatırlarsanız kahve falları vardır, böyle Türk kahveleri içilir ve kapatılır ve fallar bakılır. Düşünün, fal açılıyor, bakılıyor. Kapkara içinde, yani böyle simsiyah kahverenginin içinde bir sürü şeyler söyleniyor. İşte mavi gözlü biri var, sana geliyor, kısmet var, uzun bacaklı biri, işte L mi desem, M mi desem, birinden size kısmet gelecek. Ya düşünün, küçücük bir şeyin içinden, kapkara şeyin içinden size neler neler sunuyor. Bizler aslında daha kolay mı sunuyoruz? Büyük tuvallere, renklerle beraber sanat camiasına daha özgün bir şeyler sunuyoruz. O yüzden ben hem anlatacaklarımı anlatayım hem de karşı taraf ne anlamak istiyorsa, ne eklemek istiyorsa, işte özgürlük diyorlar, güçlülük diyorlar, ortam diyorlar, peyzajın harika diyorlar. Onlar artık onlara kalmış. Ne istiyorlarsa diyebilirler. Teşekkür ederim. Burak Bey, hiç aynı resmin birkaç değişik versiyonunu yaptığınız oldu mu? Evet, oldu. Zamanı geldiğinde oldu. Mesela bir bisikletin fotoğrafını çekmiştim. Dik çalışmıştım onu. Yanlarındaki birkaç bisikleti alamamıştım. Ortadakini sabit bırakıp yatay tuvale, evet, aynı kompozisyonu genişleterek, tabii ekleyerek tekrar çalıştığım oldu. Belki bir iki defa, üç dört defa çalıştığım oldu. Çünkü
Tuval bir problem gibi oluyor. Çözümlemediğiniz bazı şeyler oluyor. Ya bu tuvale üçüncü bir bisiklete eklese miydim? Dik mi tutsaydım? Yatay mı tutsaydım? Burada bunlar sıkıştı. Bir sonraki resimde bunu büyük mü yapayım? Dik mi tutayım? Dik tutarsam bisiklet daha mı hava alır yukarısı gibisine bazı sorular oluyor sizde. Ama aynı tuvalde bunu çalışmıyorum. Bu sefer resim yoruluyor, yorgun düşüyor. Kirleniyor, boya kirleniyor, kompozisyon kirleniyor, siz kirleniyorsunuz, siz çok yoruluyorsunuz. O yüzden diyorum ki, evet, bu bisikletler ya da bu resim böyle kalsın. Hemen yanımda benim boş tuvaller vardı. Hemen bu yeni bir tuval alıp, bu kare ise dikini, işte dikse yatayını düşünüp tekrar aynı resim yaptığım oldu. Çok güzel, teşekkür ederim. Burak Bey, bisiklet sizin için ne ifade ediyor? Evet, bisiklet benim için inanın bir sürü şeyler koyabilirsiniz. Bu bisikleti yazıp altına işte özgürlük, özgünlük, işte mutluluk, çocukluk, hayal, işte terk edilmiş, terk edilmişlikler, ayrılıklar, işte yolculuklar, her şeyi doldurabilirsiniz. Ama benim için bisikletler bu 2010 yıllarında Evet. İspanya'da kaldığım dönemlerde Barcelona'da ben bisiklet fotoğraflarını çektim. Çünkü orada araç sayısı çok az. Bisikletler benim çok dikkatimi çekti. Birçok bisiklet fotoğrafları çektim. İşte tarihi yapıların önünde bisikletler, turistik yerlerde bisikletler. Yani insanlar orada jetonunu atıp bisikletini alıp istediğin yere gidip bisikletini bırakıp bağlayıp işini halledip tekrar bir bozuk parayla atıp tekrar bisikletleri alıp ben bunları gözlemledim orada. Bir ulaşım aracı gibiydi. Bir hız süreciydi, zaman kavramıydı bisikletler. Türkiye'ye döndüğümde de bu bisikletlerin birçok resmini yaptım. Ve o dönemde de ustaların olduğu jürilerden de ödüller aldım ya da sergilemeler aldım. 2010'dan bu yana bisikletler benim imzam gibi oldu. Ve böyle de gidecek gibi geliyor. Tabii değişiklikler olacak. Benim dönem dönem bisikletlerim kolaj şeklinde de oldu. Küçük küçük bisikletlerim de oldu. Büyük bisikletlerim de oldu. Dediğim gibi kes yapıştır yaparak bisikletleri deforme ettiğim de oldu. Tabii bu bir süreç. Daha nereye gider bilmiyorum ama bisikletin altını ben de dolduruyorum. Geri kalanını da izleyiciye sunuyorum ki izleyici doldursun biraz da bisikletleri. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Peki ederim. resimlerinizdeki bisikletlerin sahibi yok. Neden sahibi yok? Evet, çok çok güzel, çok güzel bir soru. Evet, bisikletlerde figür yok, sahibi yok. Ben hep şunu söylüyorum ya, hatta bisikletlerimin atları da, tablolarımın atları da hep şu şekildedir. Biz şimdi geldik, yeni geldik. Bisiklet parkları, işte yolculuk, sessiz bekleyiş, bisikletin halleri gibi hep böyle bisikletimin isimleri vardı. Figüratifi koymadım. Neden koymadım? Ha, figüratifli olan resimlerim de var. Az önce geçtiğiniz zamanlarda işte bisiklet satıcısı vardı, bisikletin önünde bir çift vardı. Birkaç zaman figür koydum ama iki obje, işte insan unsuruyla bisikletler resmi bana yoruyor gibi geldiydi. Ha tabii zamanda belki ne oldu bilmiyorum. İlerleyen dönemde figür ekler miyim? Ya da tamamen böyle mi gider? Ya da tamamen bisikletleri kaldırıp arka plan üzerinden mi giderim? Yani o zaman gösterecek ama dediğiniz gibi evet bisikletlerin sahibi yok. Bunu çok yorumlarda da alıyorum. Belki zamanı geldiğinde, belki zamanı da gelmiştir. Figüratif ekleyebilirim. Teşekkür ederiz. Burak Bey, bisikletleriniz iki yakın arkadaş veya aşık bir çiftin ruhlarını taşıdığına işaret eden bir şeyler var sanki. Hiç buna benzer bir yorum aldığınız oldu mu? Kasım ayında, 2001 Kasım ayında Oda Sanat Galerisi'nde bir sergim olmuştu. Orada bu yorumları çok almıştım. Evet, bu bisikletler arkadaş mı, sevgili mi, işte belki bir çiftin bisikletleri mi, ya da bir ailenin, ya da bir kardeşin, ya da bir baba oğlun, ya da ne bileyim iki kız kardeşin, iki erkek kardeşin. Yani bunları koymadan bu bisikletlere evet böyle sıfatlar kondu. Çok mutlu oldum. Hani böyle bir öznelerin konması benim çok hoşuma gitti. Evet, belki iki tane çiftin, belki iki tane yaşlı hanımefendinin ya da yaşlı çiftin bunlar bisikletlerini kırlara koydular. Ve kırın özgürlüğünü yaşıyorlar.
gibi böyle duygular eklediğim oldu dönem dönem. Karşı taraftan da eklendiği de oldu. O da beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim Burak Bey. Burak Bey, her çocuğun hayallerinden biri de bisiklete sahip olmaktır. Tablolarınızda kendi çocukluk anılarınızdan esinlenerek bisiklet resmettiğiniz oldu mu hiç? Evet oldu. İlk başladığım dönemlerde oldu. Bir tane böyle çok güzel bir beyaz bisiklet yaptım. Hatta onu da 2014'lerdeydi sanırım ya da 15'ler tam hatırlayamayacağım ama Ankara'da bir resim yarışmasından başarı ödülü almıştım. O benim hatta resmin adı da bisikletimdi. Yani benim bisikletimdi. Evet o bisiklet bana ödül getirmişti o resim. Ankara'dan yine Performans Sanat Galerisi'nin düzenlemiş olduğu Yunus Ensel Resim Yarışması'ydı. O evet ilk yaptığım beyaz bisikletti. Daha sonra da beyaz bisikletler, beyaz serim diye bir serim oldu. Evet çocukluğuma dokunduğum bisikletlerim oldu. Teşekkür ederim Burak Bey. Burak Bey, bisikletlerinizle beraber mi dünyanı geziyorsunuz? Evet yani şu ekonomi sürecinde artık herkes bisikletlere dönüyor gibi. Çünkü artık baktığımda, çevreme de baktığımda insanlar hani bir araba yoksa motosiklet de artık motosiklete de hiç bakmıyorlar. Herkes hem daha sağlıklı yaşam hem daha sportif olsun diye herkes bisiklete döndü. Zaten bu dünyanın sonu da buna gidecek. Herkes zamanında yani evinde nasıl bir arabası bir şeysi varsa muhakkak artık her evde her dairede bir bisiklet olacak, olmak zorunda. Ben de bisikletlerle dolaşmak isterdim. Yani bir Louvre Müzesi'nin önünde ya da bir Roma'da ya da bir Mısır şeyin orada bisikletlerle dolaşmayı çok isterdim. Teşekkür ederiz. Burak Bey, bisikletleriniz bazen soyut, bazen ise oldukça realist bir şekilde tuvale aktarılmış. İlk bisikletlerinizin nasıl çektiğini merak ediyorum desem, ilk günden bugüne nasıl değişiklikler yaşadı sizin bisikletler? Evet, İlk çok günden. güzel. Bisikletleri dediğim gibi hep ben çekiyorum fotoğraflarını. Seyahatlerimde, gezilerimde hep fotoğraf makinem yanımdadır. İşte bir tatil köyünde plajcıların bisikletleri vardır, onları çekerim. Ya da bir evin garajında bisikletleri çekerim, bisiklet parklarında çekerim. Daha sonra o bisikletleri konuya göre, işte kendim bir sergi varsa sergime göre, İşte peyzaj konulu bir sergi varsa peyzaja göre bisikletleriyle deforme ederim. Ya bisikletleri birebir çalışırım, ya bozarım, ya soyutlarım. Mesela yüksek lisans yaptığım dönemlerde ağaç baskı, litografi, gravürde de bisikletleri kullandım. Mesela onda bisikletlerimi hep yorumladım. Dediğiniz gibi deforme ettim, soyutladım. Onları yeri geldiğinde soyutluyorum, deforme ediyorum. Yeri geldiğinde de detaylı bir şekilde de çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Burak Bey, kimin 10 yılından itibaren bisiklet resimleri çekiyorsunuz? Yıllar sonra başka figürlere de başvurmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum çünkü artık belli bir kitleniz var, belli bir izleyiciniz var, belli bir koleksiyoneriniz var, belli bir galerileriniz var. Ya da belli bir projeler oluyor, yarışmalar oluyor. Artık izleyici de sizden bir şeyler istiyor. Yani işte ne bileyim arka plana bir deniz mi girsen diyenler oluyor ya da bir hava balonu mu eklesen diyen oluyor. İşte ne bileyim canlı mı eklesem, işte atıyorum bisikletin üzerinde serisinde duran bir muhabbet kuşu, bir kuş, işte ne bileyim bir su nilüferleri, bir suyun kenarında olan bisikletler mi ya da bisikletlerden bir detay alıp suyun kenarında su nilüferlerinin çiçeklerin olduğu kenarında yine bisiklet size ait ama daha böyle çiçekli, böcekli bir şeyler mi ya da tam tersi daha soyutlamalar mı? Belki bisikletler hiç olmayacak. Tamamen soyut bir obje ya da arka plan gibi daha lekesel bir resim. Belki bisikletin bir selesi, belki bir tutma yeri, belki bir tekeri konulabilir. Evet, değişiklikler olacak çünkü istiyor artık resim istiyor kaldırmıyor yap 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 alıcı diyecek ki hocam ya da Burak Bey sizin şu döneminizden aldım beyaz döneminizden aldım soyutlama döneminizden aldım çünkü koleksiyonerler takip ettiği sanatçının her döneminden işler almak istiyor ve siz 5 yıl boyunca 6 yıl boyunca soyutlamalar yaparsanız ya da 6 yıl boyunca
beyaz seriyi devam ederseniz koleksiyoner der ki ya tamam bu artık kaldı, tıkandı. Ben yeni bir izleyiciden, yeni tatlar bakayım der. O yüzden film gibi düşünün. Yani hep izleyiciyi canlı tutmanız lazım. Hep dinç tutmanız lazım ki insanlar heyecan yapmalı. Burak Bey, sanatçı kimliğiniz ve öğretmen kimliği bir arada sürdürmek nasıl bir duygu? Biraz anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Bu çok özen gösterdiğim sorulardan biri. İnanın ikisini birden de eşit şekilde götürmeniz gerekiyor. Çünkü yarınız öğretmen, yarınız sanatçı kimliğiniz var. Çünkü size yani sorumlu olduğunuz öğrencileriniz var, sorumlu olduğunuz bir kurumunuz var. Ama diğer taraftan da gönülle başla yaptığınız orada da sanatçı kimliğinize bir saygınız var, koleksiyonerlerinize duyduğunuz bir saygı var, galeri yönetimine duyduğunuz bir saygı var. İnanın ikisini de eşit götürmeniz lazım. Her ne kadar buraya da zaman ayırıyorsanız diğer tarafa da bir o kadar zaman ayırmanız lazım. İkisi de birbirinin önüne geçmeyecek. Ama ben her zaman ikisini de eşit bir anda götürmekten yanayım. Teşekkür ederiz. Ben çok Burak teşekkür ederim. Bey, şu an güncel sergileriniz neler? Hangi projelerdesiniz? Yeni Evet. projelerden bahseder misiniz biraz lütfen? Tabii çok teşekkür ederim. Şu an çok yoğun yani Mayıs ayı, Haziran ayı bizim için yoğun programlar demek. Çünkü yılın, gerçi bizim öyle de denmemesi lazım. Yani benim Eylül'de de projelerim var, Ekim'de de, Ocak'ta da oldu, Mayıs'ta da. Hani böyle aya bölmek belki yanlış olacak ama nedense bu 2022'de Mayıs ve Haziran yoğun bir program oldu. Başta dediğim gibi en son 14 Mayıs'ta Nurol Sanat Galerisi'nde 3 isim, 3 öykü bir karma resim sergimiz oldu. Yüksel Hanım'ın Nazik Daveti üzerine orada bir sergi yaptık. Selmani Barki Koca ismi, bir de seramik sanatçımız Nursun Hanım'la beraber. Hemen onun akabinde Platform A'da bir sergimiz olacak. Eskiz ve resim yan yana olan bir sergimiz. Şu an bugün başlayacaktı sanırım ya da yarın mıydı tam bilemeyeceğim. Art Kontakt İstanbul Sanat Fuarımız var. Orada da Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi ile beraber katılıyoruz. O standdayım. 2 Haziran'da da Adana'da Gündoğdu Vakfı'nda ustalarla bir sergimiz var. Kuşadası'nda temas sergimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle Temmuz ayında da daha şu an proje taslak aşamasında ama Temmuz ayında da Milas'ta çok güzel bir sanat çalıştayımız olacak Milas Belediyesi ile beraber. Gönül ister ki bir de böyle Azerbaycanlı yapalım, Azerbaycanlı bir projemiz olsun. Ben çok isterim. Şu program bile beni çok mutlu etti. Böyle sizi tanımış oldum, güzel sanatlar galerinizi tanımış oldum. Belki buraya bir sergi getiririz ya da sizin sanatçılarınızı, sizleri buraya davet ederiz. Ortak bir paydada bir projede bir araya gelmek çok güzel olur. Çok güzel olur bence de. Teşekkür ederim. Burak Bey, projemize katıldığınız için size Azerbaycan Devlet Resim Galerisi adından teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamlı olmasını dileriz. Çok sağ olun davetimizi kabul ettiniz. Son olarak projeniz hakkında fikirlerinizi bizimle bölüşer misiniz? Tabii ki de. Öncelikle böyle bir şey yapmanız. Ben daha önceki programlarınızı da izledim YouTube üzerinden. Yani birçok sanatçıyı davet ettiniz. Türkiye'den, diğer yurt dışlarından, Azerbaycan'dan. İnanın böyle şeyler yapmanız, keşke bizim bakanlığımız da böyle bir şey yapsaydı ya da Devlet Güzel Sanatlar Galerimiz de böyle bir şey yapsaydı diye düşünmedim değil. Çünkü bizleri Azerbaycan'a tanıtıyorsunuz. Yani sadece Azerbaycan'a tanıtmak kalmıyorsunuz. Belki programınızda Romanya'dan, Paris'ten, Fransa'dan da sanatçılarınız olduğunu düşünüyorum. Makedonya'dan, Evet, Nijerya'dan, evet, evet. Yani Yunanistan'dan. evet ve ben eminim ki bir de seçki de yapıyorsunuz. Yani seçtiğiniz sanatçıları ben çok iyi hatırlıyorum. Bir ay öncesinden, 1,5 ay öncesinden biz yazıştık, telefonlaştık, konuştuk, programı ayarladık ki siz sadece benle de kalmıyorsunuz. Belki şu an listenizde kaç tane ulusal, uluslararası sanatçınız var? Kaç tane onların programını ayak uyduracaksınız? Yani belki günde 3 tane program yaptığınız da oluyordu. O Evet. yüzden ben gerçekten size çok teşekkür ediyorum.
Kendi ülkem için size çok teşekkür ediyorum. Gerçi artık kardeş ülkeyiz. Yani Azerbaycan'la biz zaten kardeşiz. Ben gerçekten size sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Heyecanla bu programı paylaşmayı umuyorum ben de kendi camiamda. Heyecanla da sizin diğer programlarınızı bekliyor olacağım. Belki şunu bile yapabiliriz. Ben öğrencilerime, ortaokul öğrencilerime, lise öğrencilerime sizin bu programlarınızı resim kulüplerinde izletebiliriz de. Yani bir sanatçının Güzel olur. fikirleri, işte Azerbaycan'daki bu Devlet Güzel Sanatlar Bilirsin yaptığı projeleri öğrencilerimize de paylaşırız. İnanın bu pandemidenle beraber bu görseller çok önemli. Yani mesela şu an ne sizin buraya gelmeniz şu an çok zor, benim Azerbaycan'a gelmem çok zor. Ama ne oldu? Şu Zoom sayesinde ne kadar güzel ortak bir noktada buluştuk. Ve ben sizin buluşturacağınız sanatçıları da buradan takip edeceğim. Daha önceki videolarınızı da keyifle izledim. Çok şeyler öğrendim. Böyle resimlerin de yapıldığını, böyle tekniklerin de olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Yani iyi ki böyle bir proje yapıyorsunuz. Ben oradaki emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki oradaki en arkadaki kişiden en öndeki kişiye kadar saygılarımı, teşekkürlerimi sunarım.